Kolay gelsin, çok sağ ol. Uber farkıyla ofise geldik. Prodüksiyonumuz ile devam ediyordu. Her gün bir video koyuyorum abi artık. Sabah 4'te yatıyorum her gün. Bugünü çekiyorsun mesela, akşam editliyorsun, yüklüyorsun, ondan sonra yatıyorsun şeklinde mi? Kapağını yapıyorum, ismini buluyorum, renklerini yazıyorum. İş, bayağı iş. Ben hem bütün çöp çoğunun yapımcısıyım. Acaba hani bir işiniz vardı da o yüzden mi davet ediyorsunuz? Aa evet, yeni projemiz var. Tunç Topçuoğlu ile görüşmek istiyorum. Ben dedim hemen atlar geliriz. Şu an kendisi kahve almaya gitti dedim. Ofis boyluk yapıyor. Orada topladı galiba. Vallahi. Abi bir dakika, normdan mı aldınız? Ben bir siz gidip değiştireyim abla hemen. Arkadaşlar böyle başlanıyor bu işler. Derya Hanım. Derya Hanım, bize şeyi anlatır mısınız? Siz çok güzel bunu profesyonel bir dille anlatırsınız. Bizim bir tane videomuz silindi ya. Ay evet. Niye silindi o videoyu? Profesyonel bir dille anlatsana. Bence bizim bir hatamız var. O hata da şuydu. Biz bu videoyu yayınlamadan evvel internette bir yerde yayınlayacağımızı maalesef ajansa söylemedik, anlatmadık. Onlar da kendilerini böyle sürpriz bir şekilde orada gördüler. Görünce de bari dediler bizden izin alsaydınız öncelikle. Ya bence burada 1-0 zaten yenildik. Yani her şekilde haklı olsak bile haksız konuma düştük. Aslında başta bildirseydik bence o videoyu orada tutma hakkımız olabilirdi. Ama orada da şey var. Başta da bildirmeye başlayınca bu tadı kaçıyor. Ya işte reklam ajansı ve müşteriyle çalışırken böyle normal bir hayat çeker gibi olamıyorsun. Gerçekten çok önem vermen gereken detaylar oluyor. Yani şu anda bir projede çalışıyoruz mesela. Yani filmini çekeceğiz, ürünün resmini elimize ulaştırmıyorlar. Vermiyorlar. Ya bir de tabii eskiden mesela resmini çekersin, elden ele dolaşır. Şimdi resmini çek, sosyal medyada telefondan telefona dolaşıyor ve önünü kesemiyorsun yani. Siz 7 Haziran'da geliyor musunuz? Yerine senin çıktığın her yere geliyorum. Sold out biletler. Senin yerin vardır. Nasıl konuşma yapacaksın ya? Konuşma yaparken ben senin yerine otururum. Bence de. Kaç kişi alıyor acaba mekan? Vallahi 60'tı. 120'ye çıkardılar. Bir 500 kişi gelirdi rahat. Ben bir canlı performans yapmak istiyorum ya. Yalnız arkadaşlar, İnanılmaz bir proje olacak o. Umarım herkesin gelip izleme şansı olur. Bayağı stand-up show olacak yani. Sit down ya da oturarak. Sit down show. Yapacağız değil mi? Ben istiyorum, evet. 1000 kişilik yapabilir miyiz mesela? Yani seni sevenler zaten kapıya dizilecek herhalde. Abi adam Manisa'dan geliyor bir tanesi 7 Haziran. Ay inanmıyorum. Vallahi billahi. Abi diyor bari diyor 1,5 saatte diyor kahve içelim diyor öncesinde. O kadar geliyorum oraya. Zaten konuşma süresince orada seninle kahvesini içecek. Arkadaş mı olmak istiyor? Ya aslında tanısalar çok da olmak istemezler. Böyle buradan kameradan görünce. Saçmalama, dünyanın en tatlı adamı şu Tunç Topçuoğlu. Benle yemeğe gidemezsin. Benle içki sofrasına oturamazsın. Benle sinemaya gidemezsin. Benle tiyatroya gidemezsin. Benle hiçbir şey yapamazsın. Arkadaşınla yapacağın birçok şeyi benle yapamazsın yani. İnanılmaz vakit geçiriyorum ben seninle çalışırken. Çok abi hoşuma bak, gidiyor. Ya çalışacağım benle ya da benim hayatımı yaşayacaksın. Takılacaksın benim peşime. Ama zaten senin peşinde hayatı yaşamak da çok eğlenceli. Her dakika peşinde olmamıza gerek yok. Belli bölümlerde takılalım, eğlenelim. Arkadaşlar bence hayatımızı çalışmak üzerine eğlenceye döndürürsek hem üretirsiniz, hem zevk alırsınız, hem de oyun oynamaya devam edersiniz. Yani küçükken oynadığınız oyunları şimdi iş olarak yaparsanız muhteşem eğlenceli. O zaman şuraya çık oyna ve Nike işaretini koyuyorum. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Esçi, kameraman. Prodüksiyon dünyasına hoş geldiniz. Şu an biz neredeyiz zaten? Bu bir Uber değil. Ha bu bir Uber değil. Bu bizim arabamız. Evet. Sabahattin Bey bizi Happy People'a toplantıya götürüyor. Happy People'ın bir projesi varmış. Sildirtme sonra videoyu. Happy People'ın projesinden bahsettik diye. Ben projenin ne olduğunu anlatır mıyım? Biraz ha, önce doğrusu, ben zaten senin yanlışlarını düzelten bir insan olarak. Doğru, bir an korktum. Peki Derya Hanım, bizim bir prodüksiyon şirketiyiz ya. Evet. Bugün Happy People'dayız. Yarın 41.29'dayız. Öbür gün bilmem ne. Bir parça bu böyle kimin sevgilisisiniz belli değil gibi bir durum var. Evet ya, oraya girersek çıkamazsınız. Bu işin doğasında mı var? Bu ajanslar okey değil mi? Evet, paralı asker diyebilirsiniz kendiniz. Yani şöyle, iyi bir yönetmen tabii ki her ajansla çalışmalı, her ajansa kucaklarını açmalı ve her ajansla onu aramalı ve projelerini paylaşmalı. Ha, iyi yönetmen her ajansa gidip her işi alacak diye de bir şey yok. Gider, beğendiğini alır, beğenmediğini almaz. Her şey karşılıklı. Ya aslında her seferinde bir yarışma oluyor arkadaşlar. Yani Tunç Topçuoğlu çağrıldı diye o işi o alacak diye bir şey yok. Bir, Tunç beğenmeyebilir. İki, ajans çok daha uygun bütçeli, daha kreatif bir başka yönetmenle çalışma arzusunda da olabilir. Dolayısıyla biz her ajansa gittiğimizde minimum 4 diğer yönetmen ve prodüksiyon şirketiyle yarışa giriyoruz. Aslında her proje bir yarışma.
Ya bir de şöyle bir şey var. Tabii okulda okuduğun detaylarla sahada olmak ve gerçekten projenin içinde yaşıyor olmak bambaşka bir öğreti. O yüzden ben okuyan bütün çocuklara staj yapmalarını tavsiye ederim. İyi prodüksiyon şirketleri de gelip staj yapsınlar. Gelmek çalışmak istiyoruz diyecekler şimdi. Gelsinler tabii, gelsin çalışsınlar. Ama lütfen yabancı diliniz varsa gelin. Yani şöyle dinamik bir kişilik arıyorum. %100 dürüst olmalı. Çok iyi İngilizce kullanmasını tavsiye ederim. Çünkü ben şirket olarak yabancı yönetmenlerle çalışıyorum. Ve location olarak da bir tek Türkiye'de prodüksiyon yapmak değil söz konusu. Dünyanın her yerinde prodüksiyon yapmak konu benim için. O yüzden de bu durumu oluşturabilecek yetileri olan insanlar olması gerekiyor. 18 yaşın üstündeyse mutlaka ehliyeti olmasını arzu ediyorum. Girişken, kendine güvenen, ben bu işi yapmak istiyorum diyen, okuduğu bölümün arkasında gerçekten duracak iyi, akıllı çocuklar gelsin. Staj yapmak istiyorlarsa bizle konuşsunlar tabii ki. Ben şu an staj için bana çok mail geliyor. Abi staj yapmak istiyorum yanımda. Yolla bana. Benim yanım yok. Peki ne tip işlerde çalışacak bu adam? Biz birazdan ineceğiz. Evet, istersen onu bir dahaki sefere anlatayım. Derya Hanım, evet. Ne tip işlerde çalışacak bu şeyiz? Prodüksiyon işinde. Zaten yapılması gerekenler belli. Biz böyle bir askeri sistem var aramızda. Yani komutan var, komutanın dediğini yapacak, iş tanımlaması belli. O yüzden böyle karambol bir şeye girmiyorlar. Geldiklerinde ben onları anlatırım ama... Kaçta gelecekler mesela işe? Seren Bey'le görüşmemiz var. Ya iş tabii çok enteresan. Prodüksiyona girdiğinde böyle sabahleyin 9'da geldin, akşam da 6'da çıktın diye bir şey yok. Tabii ki kurallarımız var. 16 saatin üstüne çıkmamak gibi. 8 saatin var yani kendin için. 6 saat uyusan bizim... 2 saat. 2 saat manitanı falan görebilirsin. Bu karşılığında ne alıyor bu insanlar böyle bir... Harika bir meslek ediniyorlar. Burada çalışan çocukların kendi arzularına göre yönetmenlik yetisini kendilerinde geliştirmeye çalışıyorlar. Prodüktör olmak isteyenler, yönetmen yardımcısı olmak isteyenler. Kendilerine aslında bir iş kuruyorlar ve çok eğlenceli bir sektör aslında. Kaç kişi arıyorsunuz? Ben aramıyorum kimseyi. Kaç kişi? Aslında konuşuyor. Kaç kişi çalışmak istiyor? Onlar o taraftan dönüp baksınlar. Oo, merhaba. Ne haber abi? Ya abi. Hep ben seni kameramla görüyorum ya. Biz bu konuşmayı aslında böyle bir yarım saat önce başladık. Dolayısıyla çok da düşündüğüm bir konu değil. Çok iyi çocuklar varsa, staj yapmak istiyorsa 3 kişi de gelebilir, 5 kişi de gelebilir. Serhan Bey. Tunç Topçuoğlu, Derya Tuzluca, Merve Ayan. 3 dediler bize ama. Şu stajyerden bahsediyordunuz. Bak stajyer. Buraya gelip böyle ben burada ne yapacağım falan değil yani, işte geleceğim. Sen zaten bunu okumuyor musun? Ne okuyor? Sinema televizyon okumuyor mu bu çocuklar? Ha, sinema televizyon okuyanlardan mı? Ne yapacak, diş hekimi okuyan gelip yani reklam çekecek hali yok. Ha, biz oraya gelmedik. Ya arkadaşlar gerçekten bu işe gönlünü vermek isteyen, zaten gönlünü vermek de bu işe artık okuyor olmaktan geçiyor. Eskisi gibi değiliz ki yani, hani öncelikle bu işe girmek istiyorsanız zaten bir okuluna gidin önce. Okuluna gittikten sonra dönüp bizi arayın. Şuraya atıyorsunuz. ceren@istanbuldogs.com. Ceren'i atıyorsunuz. Ceren'den buluşuyoruz. Buluşuyorsun. Hepsiyle buluşamaz. Hayır. Arkadaşlar şöyle olacak. Ben süreci anlatayım. Önce CV'ler geliyor. Bir ön elemeden geçiyorsunuz. Kalan 10 CV açıklanıyor buradan. Ve bir kişi kesinlikle staj şeyini kazanıyor. Hakkını. Çok memnun olurum. Ya çok memnun olurum bir kişiye bile iş kazandırmaktan ve o kişinin başarılı olmasından, ben çok memnun oldum. Çok memnun olduk. Görüşmek üzere.